301 cana mal olan Soma'daki maden faciasına ilişkin mahkeme süreci devam ediyor. Soma madencilik sahibi Alp Gürkan'ın 9 Kasım'da savcılığa verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Gürkan'ın madenin sahibiyim ama sorumlu değilim dediği öğrenildi. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. 13 Mayıs 2014'te tam 301 cana mal olan Soma faciasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Faciaya ilişkin mahkeme süreci hala devam ediyor. Çalışma ve Enerji Bakanlarının izin vermemesi sebebiyle müfettişlerin ve diğer kamu personellerinin soruşturulamadığı davada 46 sanık yargılanıyor. Akisar Ağır Ceza Mahkemesi daha önceki ara kararında şirketin patronu Alp Gürkan hakkında ve daimi nezaretçi kayıtları ile ilgili soruşturmanın genişletilmesini istemişti. Alp Gürkan da 9 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadesini yazılı olarak verdi. İfadenin detayları yeni ortaya çıktı. Gürkan kendisinin madenin sahibi olduğunu ama sorumlu olmadığını iddia etti. Kazanın meydana geldiği maden ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. isimli şirketin en büyük ortağı durumundayım. Bu durumda hukuki anlamda şirketin patronu sayılırım. Şirketin patronu olduğum için de şirketin yönetim kurulu başkanını ve diğer üyelerini hukuken değiştirebilme yetkisine sahip bir kimseyim. Bu durumda şirketin patronu benim, şirkette yetkilerim var demem gayet doğaldır. Ancak bu şekilde yaptığım beyan hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olduğum şeklinde yorumlanamaz. Sadece en büyük hissedarı olarak patronu olduğumu ve eğer istersem yönetim kurulu başkanını değiştirebileceğimi gösterir. Ancak bu hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olduğum anlamına gelmez. Bilirkişi raporlarında teçhizat yetersizliğinden iş güvenliği kusurlarına kadar facianın sebepleri tek tek sıralanıyor. Buna rağmen Alp Gürkan, yönetim kurulu olarak alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır. Bunun haricinde başkaca bir tedbir alma imkan ve ihtimalim bulunmamaktadır, dedi. Dava süreci 15 Aralık Salı günü Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.